Şimdi gazetelere bakalım hep birlikte. Cumhuriyet Gazetesi manşeti seninle çoğaldık. Hemen bir bakalım gazeteler gelsin yeni günde. Acaba 10 Kasım 2024 yılını Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün yaşama gözlerini yumduğu ama aynı zamanda ebedi olduğu günü acaba gazeteler manşetlerine nasıl taşıdı? Seninle çoğaldık dedi Cumhuriyet Gazetesi. Gazete Pencere akın akın ataya manşetiyle okurların karşısında. Sözcü Gazetesi bedel ödedikçe daha çok sarılıyoruz sana. Atam biz senin ilkelerine ve fikirlerine biat ettik diyor Sözcü Gazetesi. Bir Gün Gazetesi bu saygı tükenmez diyor. Evrensel Gazetesi 10 Kasım töreninde kayyum protestosu, birazdan bunu da göreceksiniz. İlk görevde kayyum, Esenyurt'ta kayyum nasıl protesto edildi onun görüntüsü. Kuşaktan kuşağa büyüyen bir sevgi Hürriyet Gazetesi'nin manşetinde. Ve sonra Anıtkabir'de slogan sesleri, evet tam da bundan söz edelim isterseniz. Nasıl vazgeçeriz ki, biz nasıl sırtımızı dönüp gideriz ki, biz maalesef her resmi bayramda Anıtkabir'deki törenlerde bunu görür hale geldik. Birileri geliyor, daha doğrusu getiriliyor, listeler yapılıyor. Bir tezahürat ekibi var. O tezahürat ekibinin listesi Beştepe'ye gidiyor. Beştepe'de onaylı olan isimler geliyor Anıtkabir'in avlusunda. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tezahürat yapabilmek için avluda bekliyor, bekletiliyor. Onlar da görevlerini yerine getiriyor. Peki o sırada mesela kimler dışarıda kalıyor? Hiçbir şekilde bindirilmiş kıta olmayanlar. Sevgisini, saygısını, minnetini iletmek için kendiliğinden, kalpten, gönülden, zihinle, vicdanla gelenler, hatta bu ülkenin gazileri. Onlar bekletiliyor, tezahüratçılar içeri alınıyor. Evet, askerim. Abi sizin normalde buradan karşıdan girmeniz lazım. Oradan buraya gönderiyor. Ama olmaz. Buradan alınmıyor. Liste kontrol isimlerine göre alıyoruz biz herkesi. Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümünün 86. yıl dönümünde Anıtkabir'de resmi törenlerde yine az sayıda sivil var ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tezahürat yapıyorlar. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucu lideri Mustafa Kemal Atatürk'ün 86. ölüm yıl dönümünde ebedi istirahatgahında Anıtkabir avlusunda listeyle içeri alınan AK Partili sivillerin alkışları, sloganları, Anıtkabir kapısındaysa listede adı olmadığı gerekçesiyle içeri alınmayan gaziler. İleriden liste kontrol yapılmadan sizin oradan liste kontrol yapıp ona geri gelmek. Dersene burada. Abi doğrudur ama ben dediğim gibi liste kontrol olmadan olmuyor abi. Bunu CİMER'e yazacağım. Güvenlik bir durum değil bak. Size yetkiyi veren kim? 6 gazi Anıtkabir'in kapısından döndürülürken subaylar kartla güvenlik kontrolüyle alınırken törene Cumhurbaşkanlığı'nın listesinde adı olan AK Partili siviller güvenlik noktasından rahatlıkla geçtiler yine. Ulu Önder'in anmasında Cumhurbaşkanı Erdoğan için slogan attılar. Reis! 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 Hadi çıkış yapıyoruz. Resmi törende bulunan az sayıda sivil törenin bitmesinin ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Anıtkabir'den ayrılmasının ardından Atatürk'ün mozelesine çıkmadan Anıtkabir'den gidiyor. Gebze'den geliyoruz. Törenden sonra alınacakmış siviller. Çok üzüldük. Hayal kırıklığı. O da vatandaş. O kadar... Tamam, eşini niye almıyor? Cumhurbaşkanlığı korumaları subayların eşini dahi tören sırasında Anıtkabir'e almadıklarını anlatırken resmi tören bitti. AK Partili siviller Anıtkabir'den ayrıldı. Kapılar halka açıldı. Onun için geldim ama gidemiyorum işte. Kalçamdan adım atamıyorum. Çok yoruldu. Tabii aşağıdan gönderdik, bayağı yürüdük. Tam şurama dikildi ya, daha adım atamıyorum, yürüyemiyorum. Yani bu kadar milleti sıkıyorlar ki. Ne gerek var yani, aşağıda şey yaptılar da.